Biz diyoruz ki biz iki dünyalıyız. Biz siyasetimizi meşru daire içerisinde yapmak zorunda hissediyoruz kendimizi. Nedir meşru daire? Dar anlamda bugün insanlara sorarsanız kanunların cevaz verdiği daire içerisinde. Biz ona şunu da ilave ediyoruz. Biz diyoruz ki biz inanan insanlarız. Öldükten sonra hesap vereceğimize inanıyoruz. Hesabını veremeyeceğimiz bir şeye eğer kanunlar cevaz verse de biz o harekete girişmeyiz. Mesela Türkiye'nin televizyonlarını takip edenler farklı farklı kanallarda, farklı siyasi partilere yakın kanalların nasıl bir yayın politikası izlediğini ve bazı siyasi partilerin yetkililerinin üslupların nasıl olduğunu görüyor. Ben isim vermeyeceğim. Bizim bir özelliğimiz de şudur. Biz kendimizi anlatırken başkası üzerinden ya da başkasını kötüleyerek kendimizi ifade etmeye çalışmıyoruz. O üsluptan biz şikayetçiyiz. O üslup kanunlar çerçevesinde aslında kanun nazarında baktığınızda herhangi bir problemi yok. İnsanlar birbirlerini kıyasıya eleştiriyorlar. Eleştirirken yönelttikleri eleştirinin doğru olması şartı da yok. Mesela kanuna göre bir insanın yalan söylemesi yasak mı? Eğer siz mahkeme huzurunda şahitlik yapmıyorsanız öyle bir yasak yok. Yani kanunlarda yalan söylemek diye bir suç yok. Siyasi rakibine iftira etmek bir suç mu? Hayır. Hatta eğer siz her şeyi olduğu gibi doğru bir şekilde ortaya koyarsanız, tabirimi mazur görün lütfen, size siyasi enayi gözüyle bakıyorlar. Niçin bu kadar naifsiniz, niçin böyle doğrucu Davut gibi davranıyorsunuz ki? Herkes üste çıkmak için, daha fazla destek toplamak için diğerine iftira etmeyi ya da onu karalamayı yapıyor. Siz niye yapmıyorsunuz? Biz diyoruz ki biz Allah'tan korkuyoruz. Biz hesabını veremeyeceğimiz bir söz söylemekten, bir davranış ortaya koymaktan çekiniyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki her ne yaparsak mutlak surette bunlar kayıt altındadır. Sadece şu kameralar kaydetmiyor. Her dediğimizi kaydeden başka kameralar da var. İlahi kameralar da var. Hiçbir şey kaybolmuyor. O yüzden diyoruz ki biz siyaset yaparken de o meşru daire içerisinde kalmak zorundayız. Biz asla insanların teveccühünü kazanmak için rakiplerimize iftira etmedik, etmeyeceğiz Allah'ın izniyle. Biz yerine getiremeyeceğimiz sözü kimseye vermedik, bundan sonra da vermeyeceğiz inşallah. Biz insanların oyunu kazanmak için, onların desteğini kazanmak için biz onlara yalan söylemedik. Bundan sonra da söylemeyeceğiz inşallah. Biz kimseyi aldatmadık. Aldatmaya niyetimiz yok. Rabbim bundan sonra da niyetlerimizi bozmasın. Aldatmak gibi, aldatıcı olmak gibi bir pozisyona düşmemize fırsat vermesin inşallah. Hüdapar kısa zamanda büyüsün, kısa zamanda iktidara gelsin, kısa zamanda çok fazla sayıda insana sesini duyursun, onlara ulaşsın diye biz iki dünyalı olduğumuzu unutmayacağız. Biraz önce dediğim gibi biz insanımızı aldatmayacağız, biz rakiplerimize iftira atmayacağız, biz adaleti gerçekleştirme hedefimizden sapmayacağız, biz doğru bildiğimiz yol ve yöntemleri meşru hedeflerimize ulaşmak için kullanacağız. Ve biz bu ölçülerimizi değiştirmeyeceğiz. Memleketi dolaştığımızda net bir şekilde şunu gördük, emin olun. Şu son 1,5 yılda yapmış olduğumuz temaslarda, gezilerde şunu gördük. İnsanlarımızın önemli bir kısmı takip ettiği siyasi çizgiyle ilgili veya siyasi partiyle ilgili bir hayal kırıklığı yaşıyor. Bu oran epey yüksek. Bu nedenle pek çok insanın ümitleri kırılmış. Ama şunu da gördük. Onlarla temas ettiğimizde özellikle bizim mahallenin insanına temas ettiğimizde kendi düşüncelerimizi, yaklaşımlarımızı, çalışmalarımızı, çabalarımızı, hedeflerimizi izah ettiğimizde gözlerde yeniden bir parıltı oluştuğunu gördük.
Şunu unutmayalım. Bazen bazı değişimler küçücük bir hareketle başlar ve belli bir eşik aşıldıktan sonra ondan sonra çığ gibi alır başını gider. Ben inanıyorum ki biraz önce söylediğim ilkeleri merkeze alan bir siyasi hareketin Türkiye'de büyümesi, daha fazla sayıda insana ulaşması ve saflarına yeni bazı insanların katılması memlekette çok şeyi değiştirecek. Ve ben inanıyorum ki buradan hem iktidar, hem muhalefet, hem millet, hem memleket kazanacak. Emin olun, öylesine bir söz olarak söylemiyorum bunu. Samimi bir şekilde inanarak söylüyorum bunu. Ve inşallah sizlerin de buradan ortaya koyacağınız çabalarla o dediğimiz eşiği aşmak yakınlaşacaktır. Henüz parti kurmadan sivil toplum kuruluşu olarak hizmet etmeye çalıştığımız dönemlerde de biz hep şunu söyledik. Dedi ki buna bir güvence getirilmeli. Bu güvence de anayasal güvence olmalı diye. Başından beri biz bunu söylüyoruz. Niye anayasal güvence? Aslında şimdi başörtüsü, eğer siz başörtüsünü takmak bir haktır diyorsanız o zaman o hakkın sınırları çerçevesini siz kanunlarla, yönetmeliklerle ya da anayasayla daraltabilirsiniz, genişletebilirsiniz. Bazen o hakkı sınırlandırabilirsiniz. Bu çok sağlıklı bir yaklaşım değil normal şartlarda, normal bir memlekette. Başörtüsü dini bir vecibedir. Başörtüsü ilahi bir emirdir. Birisi o emri yerine getirir, birisi gevşek davranır, birisi yerine getirmez, birisi ne bileyim erteler. Ama bu başörtüsünün dini bir vecibi olması gerçeğini değiştirmez. Şimdi birisi inancı gereği başörtüsü takmak zorunda olduğunu biliyor, böyle inanıyor ve başörtüsü takıyorsa sizin o konuda yasal düzenleme yapmanız aslında doğru değil. Böyle bir hakkınız yok. Mesela Müslümanın namaz kılması farz mı? Farz. Hadi biz referandum yapalım. Müslümanlar namaz kılsın mı kılmasın mı? Böyle bir şey olabilir mi? Bana ne ya senin referandumunda? Ben tek başıma da kalsam dünyada ben kılacağım namazımı. %99,99 namaz kılmak yasak olmalıdır diye oy da kullansa ben yine namaz kılacağım. Bütün insanlar bir araya gelseler, kendi sözlerini bir yapsalar Allah'ın emrinin önüne geçemezler. Bu yönüyle baktığınızda aslında Allah'ın emri olan ya da dini bir vecibe olan, dini bir sorumluluk olan, mutlaka yapılması gereken bir farz olan bir şeyi sizin oylamanız doğru değildir. Ama şimdi Türkiye'de daha önce örtüyle ilgili bazı sıkıntılar çıktı. Neydi? Dediler ki siz isterseniz evinizde örtünün ya da özel alanlarınızda ama kamusal alanda örtünmeyin. Neden? Çünkü bu dini bir semboldür. Olsun, ben dinimi gizlemek zorunda mıyım? Hayır, sen dinini gizlemek zorunda değilsin ama sen dinini böyle kamusal alanda aşağı vurduğunda senin gibi inanmayanlara sen baskı yapıyorsun. Nasıl bir baskı yapıyormuşum? İzah et onu. Nasıl bir baskıymış bu? Yok farklı düşünüyor. Sen böyle hani onu gözüne soka soka hani sen de böyle olmak zorundasın diye ona bir baskı unsuru oluyorsun. Peki onun yaptığı benim yaptığım tersi ise o bana bir baskı oluşturmuyor mu? Hatta şunu dediler. Siz yarın bir gün bunu önlemezseniz öyle bir noktaya gelir ki siz ileride baskı yapabilirsiniz. Yani ileride siz bize baskı yapabilirsiniz ihtimaline binaen biz bugünden size baskı yapacağız dedi. Ve yaptılar. Bu gibi mahsurların önüne geçmek için biz diyoruz ki anayasal bir güvence gelsin. Anlatabildim mi? Şimdi kanuni düzenleme yapılırsa kanun nasıl değişir? Türkiye'deki parlamentoda toplam üye sayısı 600. Diyelim ki bu 600 milletvekilinden 300 tanesi, 310 tanesi, 320 tanesi parlamentodaki toplantıya katıldı. Birisi bir önerge verdi. Dedi ki başörtüsü kamusal alanda yasaklansın.
toplantıda mevcut olanların yarısından fazlası elini kaldırırsa o kanun geçiyor. Bir öneri sunuyorlar. Diyor ki kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. Ama anayasayla siz bunu getirdiğinizde anayasanın değişebilmesi için üye tam sayısının, toplantıya katılanların değil, üye tam sayısının en az 5/3'ünün evet demesi lazım. Anayasanın değişmesi için. Bu ne demektir? Bu 360 milletvekili demektir. Öbür tarafta siz 150 milletvekiliyle kanun değiştirebiliyorsunuz, kanun geçirebiliyorsunuz. Bu tarafta 360. Eğer 360 ile geçerse yetmez. Bir de sizin onu referanduma götürmeniz ve halkın çoğunluğunun buna evet demesi lazım. %50'den fazlası. Ya da referanduma götürmeden anayasayı değiştirebilmek için o zaman 3/2'lik bir çoğunlukla onu meclisten geçirmeniz lazım. Ki bu da 400 demektir. 400 milletvekili evet derse anayasa değişir. 400 milletvekili de bu konuda herhalde evet demez. En azından bugünkü siyasi aritmetik içerisinde. Bu nedenle diyoruz ki eğer anayasal değişiklik olursa bu daha sağlam bir şey olur, bir güvence olur. Yoksa başta da söylediğim gibi bir şey dini bir vecibe ise bir insan Allah'ın emri olduğu gerekçesiyle bir şey yapıyorum diyorsa siz bunu oylama konusu yapmamalısınız. Bu yanlıştır. Ama dediğim gibi Türkiye bir memlekette yarın ne olacağı belli olmadığı için bir güvence olsun diye biz bunu söylüyoruz. Anayasal güvenceye karşı duruyoruz.